Aşık abi sen. Çöz veş, çöz veş. Aynen, aynen. 3 lira, 3 lira aynen. Hop. Musul ve Kerkük neden önemli? Hasreten Kerkük milleti, bütün Irak'ın muhafazası. Mühim size İslam'sız, bunu sormazsın. Türkiye'nin Musul ve Kerkük'te gözü var mı? Kim bu Irak Türkmenleri? Nasıl yaşıyorlar ve Türkiye'den neler bekliyorlar? Hepsini Türk milleti, Kerkük milleti, Avusuzlar. Yani bir el bırakın ki bu hasarı bu yakında da kim kaldırır bizler? Bizlerin de alamız burada. Daha da önemlisi bütün bu olup bitene Saddam yönetimi ne diyor? Türk ordusunun Kuzey Irak harekatını Bağdat nasıl görüyor? Neft yani ham petrol ve zift yani petrol artı. Neft ve zift bu bölge için çok önemli. Çünkü buradakilerin başına ne geldiyse petrol yüzünden gelmiş. Evet, pusulamız bu gece Kuzey Irak, Musul, Kerkük ve Bağdat hattını gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak harekatına biz daha farklı bir açıdan bakacağız. Türk ordusu ne zaman Kuzey Irak'a girse belli kafalarda hep aynı soru canlanır. Acaba Türkiye burada durmayıp Musul ve Kerkük'e de girer mi? Cumhuriyet'in ilanından bu yana Türkiye'de pek çok yöneticinin kafasında da bir zamanlar Osmanlı toprağı olan Musul ve Kerkük'ü geri almak vardır. İşte biz de bir dönem Türkiye'yi yönetenlerin Musul ve Kerkük'e nasıl baktıklarını inceledik. Buraya kadar gelip Irak Türklerinin yani Türkmenlerin arasına girdik ve onların Türkiye'den neler beklediklerini anlamaya çalıştık. Ardından Bağdat'a gidip Saddam hükümetinin bu konudaki tutumunu öğreneceğiz. Bağdat, Kuzey Irak'taki son gelişmeler karşısındaki sessizliğini ilk kez pusulamız için bozdu. Irak Enformasyon Bakanı Hamid Hammadi'den olay yaratacak açıklamalar dinleyeceksiniz. Kısacası bu geceki programımız bir hayli dolu. Şimdi hazır olun, pusulamız dönmeye başlıyor. Kerkük'üm yaralıyam, Kerkük'üm yaralıyam. Bir baktı karalıyam, karalıyam. Kerkük'ün havası hoştu, suyu iyiydi, şerbi tamamdı. Bir yoğurdumuz var, yani katuk, siz katuk diyorsunuz. Yani aynen desem de kebaldı. Bak katukumuza kadar iyi şeydi. Yaşım 1917 muvalidi. Sonra özüm, adım Hasan Emin Muhammed. Bu Kerkük'te yaşamışam, anadan olmuşam bu Kerkük'te. Ben mütekaidim. Tekaid. Tekaid medeni. Ve şimdi de elhamdülillah bu yaşımda gene ben kuvvet üzerine ayaktan düşmemişim. Şimdi de giderim o yakaya ayaktan gelirim o ayaktan. Bir şey, seyreye binmem. Ayaktan giderim ayaktan gelirim. Doğru dolanıp, hükümetler gelip, hükümetler gidip ve şimdi haliyen reisimiz Saddam Hüseyin'dir. Musul ve Kerkük, Saddam Hüseyin'e gelinceye kadar pek çok kez el değiştirdi. Bunların en önemlisi de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oldu. Savaştan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu, Musul vilayetini de İngiltere'ye bırakmak zorunda kaldı. 1918'deki işgalle birlikte İngilizler, Musul petrollerinin tek sahibi oldular. Ama İngiltere'nin rahatlığı sadece 4 yıl sürdü. 4 yıl içinde Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı başarılı olmuş ve yepyeni bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Bu defa pazarlık masası Lozan'daydı. Genç Türkiye,
Mondros'ta düşmanlara bıraktığı toprakları birer birer geri alırken tabii sıra Musul ve Kerkük'e de geldi. Ama İngilizler buraları Türkiye'ye bırakmak istemiyorlardı. Bu yüzden Lozan Konferansı defalarca dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye de İngiltere de geri adım atmak istemiyordu. Türk temsilcileri Lozan'da Musul konusunda şunları söylediler, şu savları söylediler. Bir kere dediler ki bu bölgede Araplar azınlıktadır. Bu bölgede çoğunlukta bulunanlar Türkmenler, yani Türkler kısaca, ve Kürtlerdir. Türkler ve Kürtler de Anadolu'da çıkarlarını birleştirmişlerdir. Dolayısıyla hem coğrafi açıdan Musul Anadolu'nun bir devamı sayılmak gerekir, hem de nüfus bileşimi açısından Türkiye'nin bir devamı sayılmak gerekir dediler ve burada bir plebisit yapılsın, bir halk oylamasına başvurulsun. Kimler hangi ülke sınırları içerisinde kalmak istiyorlar, o tercihlerini belirtsinler. Çoğunluk nereye istiyorsa Musul oraya katılsın dedi. Türk tezi buydu. Ama İngilizler bunu hiçbir şekilde kabul etmediler. Musul ve Kerkük sorunu Lozan'da çözülemedi. Alınan karara göre taraflar bu meseleyi 9 ay içinde karşılıklı görüşerek çözeceklerdi. Bu da başarısız olursa o zaman Milletler Cemiyeti'ne gidilecekti. İngilizlerle ikinci buluşma İstanbul'daydı. İngiliz heyeti bu kez karşısında Lozan'dakinden daha kararlı bir Türk heyeti buldu. Fethi Okyar Başkanlığındaki Türk heyeti Haliç'teki konferansa giderken Musul ve Kerkük'ü almayı kafasına koymuştu. Buradan sağlanacak olan petrol geliri savaş yorgunu genç Türkiye Cumhuriyeti için önemli bir kaynak olacaktı. Ama İngilizler sürekli ayak direttiler. Bu arada Türkiye'nin önüne yeni sorunlar getirmeyi de ihmal etmediler. Hakkari'de yaşayan bazı Hristiyan kabileleri bahane edip Hakkari'yi de istediler. Sonunda Haliç Konferansı'ndan da bir sonuç alınamadı ve konu Milletler Cemiyeti'ne havale edildi. Türkiye'nin tezi hala aynıydı. Bu bölgedeki Türkler ve Kürtler Anadolu'da kader birliği yapmışlardır. O yüzden buralar Türkiye'nin olmalıdır. İngilizler de galiba bunun için bakın bakalım sizinle kimler kaderlerini birleştirmiş diyebilmek için herhalde 1925 başında Şeyh Said isyanını çıkarttılar Türkiye'de ve ondan sonra işte Türkiye'deki iç politikanın önüne de bir takım engeller oluşturmaya başladı bu sorun. Çünkü işte takrir-i sükun kanunu ilan edildi, sendikalaşma yasaklandı ve Türkiye'deki demokratik hakların önüne böylece dışarıdan yaratılan bir etnik konu engeller çıkartmaya başladı. Ve Musul'la ilgili olarak da İngilizler neler yapabileceklerini bununla kanıtladılar. Sonunda Milletler Cemiyeti aldığı bir kararla Musul ve Kerkük'ü İngilizlere bıraktı. Türkiye ise 25 yıl süreyle buradaki petrol gelirinin %10'unu alacaktı. Ankara daha sonra 500 bin İngiliz sterlini karşılığında bu hakkından da vazgeçti. 1926'da Ankara'da imzalanan Musul Anlaşması'yla Musul ve Kerkük tamamen İngilizlere bırakılmış oldu. Ancak Musul-Kerkük sorunu orada bitmedi. Bu bölge o zamandan beri Türkiye'de pek çok yöneticinin ve siyaset adamının iştahını kabarttı. Açıkça söylenmese de pek çoklarının kafasındaki ortak nokta çoğunluğu Türkçe konuşan, Türk soydaşlarımızdan oluşan bu bölgenin bir an önce Türkiye'nin eline geçirilmesiydi. Böylelikle İngilizlerin yarattığı bu haksızlık da düzeltilmiş olacaktı. Ancak bu niyet genellikle kafalarda gizli kaldı. Öyle ortalıklarda pek açıkça konuşulmadı. Ta ki 1991'de bölgedeki bütün dengeler alt üst olunca. Kadar. 1991 başındaki Körfez Savaşı Türkiye için yeni gelişmeleri de gündeme getirdi. Ankara Körfez Savaşı'nda tavrını Amerika'dan yana koydu. Güneyde Kuveyt sınırında savaş sürerken kuzeyde Türkiye'deki İncirlik Üssü'nün Amerikan uçakları tarafından kullanılmasına izin verildi. Ayrıca Türk hükümeti Irak'a karşı net bir tavır alarak Kerkük yumurtalık petrol boru hattını da kapattı. Böylece Irak petrolünü satamaz duruma geldi. Bu sırada Ankara'da yapılan üst düzey toplantılarda kuzeyden ikinci cepheyi açma ihtimalleri üzerinde duruluyordu. Bunun en kuvvetli taraftarı da zamanın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'dı. Irak'ın savaş sonunda yenileceği kesindi. Bu durumda Özal'ın kafasında Amerika'ya verilen desteğe karşılık Irak'tan bir şeyler koparmak vardı. Turgut Özal bu bir şeylerin adını daha sonra çok net bir şekilde koydu. Musul ve Kerkük. Öyle ya, savaş bütün Irak haritasını değiştirecekti. Türkiye'de Musul ve Kerkük'ü alsa fena mı olurdu? İşte bir koyup üç alma taktiğinin en can alıcı yerinde bu Musul-Kerkük planları vardı.
Özal bunun için Irak'taki Türkleri, yani Türkmenleri ön plana çıkardı. 1988'de kurulan ama faaliyetinden pek kimselerin haberdar olmadığı Irak Milli Türkmen Partisi'ni canlandırdı. Bunun için kendi mitinglerini düzenleyen Zenger'i üşenmeden Kuzey Irak'a, Erbil şehrine yolladı. Zenger'in kamyonu Erbil'de Türkmenler lehine gösteriler düzenleyip taraftar topladı. Özal'ın amacı burada Kürtlerin yanında Türkiye'ye daha yakın bir azınlık olan Türkmenleri kollamak ve böylece Kuzey Irak'ta söz sahibi olmaktı. Irak Milli Türkmen Partisi Genel Sekreteri Muzaffer Aslan o günleri şöyle anlatıyor. Irak Türkleri, Irak Türkmenleri meselesine yıllarca Türkiye'de bir tabu gibi bakılmış. Ve mümkün olduğu kadar Irak-Türkiye ilişkileri bozulmasın diye Irak Türkleri mümkün olduğu kadar gündeme getirilmemiştim. Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal konuyu iyi biliyordu. Ve konuya ciddi bir şekilde eğilmişti. Körfez krizi sıralarında bunun idraki içerisinde birçok kez bizi davet etti ve Irak Türklerinin durumunu bizden sordu ve inceledi. Haliyle bizim bir kere Türkmenleri gündeme getiren birilerinin olması bizim hoşumuza gidiyordu. İlk defa Türkmen meselesi açıkça konuşulmaya başlamıştı. Radyoda, televizyonda, basında geçmeye başlaması bizim için bir avantajdı. Yani en az Kürtler kadar bizim de hakkımız söz konusu oluyordu. Bir kere bu bizim avantajımızdı. Ancak bunlar hiçbiri tatbikata konulmadı. Biliyorsunuz ömrü vefa etmedi. Ve Cumhurbaşkanlığı kaybettik. Turgut Özal ölümünden 3 ay önce Musul Kerkük'e ilişkin o zamanki düşüncelerini Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen bir panelde bakın nasıl dile getirdi. Biz Kürt politikasını değiştirdik, açık söylüyorum. 88'de değiştirdik. Yani dış Kürtlerle ilgili politikayı değiştirdik. Doğrusu da oydu, bizim yaptığımızdır. Ondan evvel Irak'ın kuzeyinde bir sürü hadiseler olmuş. İşte Barzani ayaklanması, şusu busu, insanları orada öldürmüşler, sürmüşler. Hiç Türkiye'nin sesi çıkmamış. Halbuki burası sizin Musul vilayetiniz. Ve Lozan'dan sonra uzun süre bunun müzakeresi yapılmış. Ve biz onu o zamanki cemiyeti akvamın kararıyla bırakmışız. Peki biz orada ne yapabilirdik? Yani niçin bu eski vatandaşlarımızın, eski bizden ayrılmış insanlardı. Yani hudut şöyle çizilmesi, onların çoğu bugünkü sınırlarımız içerisinde kalır. Veyahut da Musul vilayetini size verseler Irak yerine, bugün söylediğiniz bütün Kuzey Irak, Kerkük'te dahil, Musul'da dahil sizde kalır. Bunlar daha evvel Osmanlı vatandaşı. Niçin biz bunlara bir parça daha, yani tarihi bir şeyimiz var, mesuliyetimiz var. Dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut, Özal'ın Musul Kerkük planları için bakın neler söylüyor. Bu konular gerek cephe açma konusu, gerek Musul Kerkük konusu hiçbir zaman bizim kurullarımızda, yani Bakanlar Kurulu'nda veyahut Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulmadı. Bir gündem maddesi olarak konuşulmadığı gibi o kurullarda sohbet şeklinde de konuşulmadı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın odasında birkaç arkadaşımızla birlikte olduğumuz anlarda bu konular sohbet şeklinde ifade edildi, konuşuldu. O toplantılarda bulunan bir başka üst düzey yetkili de zamanın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay'dı. Torumtay Paşa, Özal'ın Musul Kerkük planlarına şiddetle karşı çıkıyor, bunun bir macera olmaktan öteye gidemeyeceğini söylüyordu. Türkiye'nin buraya bir kez girdi mi bir daha çıkamayacağını savunuyordu. Bu sürtüşme daha sonra Genelkurmay Başkanı Torumtay'ın istifasını hazırlayan nedenlerden biri olacaktı. Musul Kerkük planları Türk Devleti'nin üst düzeyinde görüş ayrılıklarına ve krizlere yol açmıştı.
Türkiye içeride bu krizlerle uğraşırken Amerika'nın asıl amacı da belli oldu. Amerikalıların niyeti Saddam'ı düşürmek değil, Kuveyt'ten çıkarmaktı. Washington, Saddam yerine geçecek yeni bir lider buluncaya kadar Irak'ın parçalanmasını istemiyordu. Çünkü o zaman buradaki zengin petrol yatakları tehlikeye girebilirdi. Böylece Körfez Savaşı, Saddam'ın askerleri Kuveyt'ten çıkıncaya kadar devam etti. Savaş sonunda Musul ve Kerkük yine Saddam'ın yönetiminde kaldı. Böylece Türkiye'nin kısa süren Musul-Kerkük macerası da Körfez Savaşı'nın bitimiyle sona erdi. Türkiye Musul ve Kerkük'ü düşünürken evdeki hesap çarşıya uymadı ve bu defa Kuzey Irak'ta yepyeni bir karışıklığın içinde buluverdi kendisini. Önce sınırımıza yığılan yüz binlerce Kürt mülteciyle uğraştık. Ardından buradaki boşluktan yararlanıp güçlenen PKK ile karşı karşıya kaldık. Bütün bunların nedeni de Körfez krizi, Körfez Savaşı'ydı. Fakat bütün bunların altında yatan asıl sebepse Irak Türkmenlerinin neft dedikleri o meşhur kara sıvıydı. Yani petrol. Ayrılmayın, kısa bir aradan sonra pusulamız dönmeye devam edecek. Musul ve Kerkük petrol açısından çok şanslı. Burada neft yani ham petrol toprak yüzeyine çok yakın bir yerde bulunuyor. Toprağı biraz kazıyınca altından doğal gaz çıkıyor. Özellikle Kerkük'te böyle bir yer var ki burada alevler sürekli gürülüyor. Zaten bu yüzden de Kerküklüler buraya Baba Gürgür diyorlar. Dede gene Baba Gürgür bir kızdı. Kerkük üstte yıldızdı. Ayar 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 ayar. Vallahi aç gözü dünyaya bakayım umudum. Gecede gündüzdür. Ayar 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 ayar. Kerkük'te bu kadar zengin petrol yatakları olur da şarkısı olmaz mı? Bugün Irak Türkmenlerinin Türkiye'deki sanat elçisi durumundaki Abdurrahman Kızılay pek çok Kerkük türküsü gibi Baba Gurgur şarkısını da Türkiye'ye ilk tanıtan insan. Kerkük, Irak'ın en önemli petrol bölgelerinden biri. Savaştan önce buradan günde yaklaşık 2 milyon varil ham petrol pompalanıyordu. Şimdilerde burası, Irak'a uygulanan ambargo yüzünden tam kapasiteyle çalışamıyor. Ama bölge petrolüne ilgi duyan Amerikalılar, İngilizler, Almanlar ve hatta Japonlar buradaki durumu çok yakından izliyorlar. Günde 2 milyon varil ham petrol. Şimdi bir an buranın Türkiye'nin elinde olduğunu düşünün. Bu önemli gelir sayesinde Türkiye bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olabilirdi. Bu sayede belki de çoktan Avrupa Birliği'ne girmiş olurduk. PKK ve güvenlik sorunları da ortadan kalkardı. Kısacası Musul ve Kerkük, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumu kökünden değiştirebilirdi. Ne hoş değil mi? Buralar bizim olsa ne iyi olurdu diye düşünebilirsiniz. Öyle ya, hayali bile güzel. Gül gibi geçinir giderdik. Ama durum pek öyle göründüğü gibi değil. Çünkü buralarla ilgilenenler sadece bizler değiliz. Musul ve Kerkük'te Suriye ve İran'ın da gözü var. İşte bu yüzden buralarla ilgilenmek, hatta buraları hayal etmek son derece tehlikeli. Bölgedeki dengeler o kadar hassas ki böylesine önemli petrol yataklarının bir başka devletin eline geçmesi her şeyi alt üst edebilir. İşte Kuzey Irak'ın durumu ortada. Çoğunluğu Kürt olan bir bölgede bile böylesine sıkıntılar yaşanırken çok daha karışık bir etnik yapıya sahip Musul ve Kerkük her an kaynamaya hazır. Burada yaşayan Araplar, Türkmenler ve Kürtler sık sık birbirleriyle çatışmışlar. Fakat bugün Suriye, İran ve Türkiye buradaki dengenin bozulmasını istemiyor. Çünkü bu denge bir kere bozulursa neler olabileceğini kestirmek son derece güç. Ayrıca Batılılar bu kadar önemli petrol yataklarının güçlü bir ülkenin eline geçmesini de istemiyorlar. Yani neresinden bakılırsa bakılsın Musul ve Kerkük planları Türkiye'yi sonu belli olmayan bir maceranın içine sürükleyebilir. Ama Irak Milli Türkmen Partisi Genel Sekreteri Muzaffer Aslan bu konuya daha farklı bakıyor. Irak'ta ve Irak'ın kuzeyinde Türkmenleri ele alacak olursak Irak'ın içinde Arap ve Kürtlerden sonra üçüncü milleti teşkil ediyorlar orada. Irak'ın kuzeyinde Kürtlerden sonra ikinci büyük unsuru meydana getiriyorlar ve büyük bir potansiyele
sahiptirler. Bu potansiyelden mutlaka faydalanmak lazım. Hem Türkmenler için faydalanmak lazım, Irak'ın geleceği için faydalanmak lazım ve Türkiye'nin de istikrarı için faydalanmak gerekir. Ve üstelik Türkmenler bir anahtar, bir kilit rolünü üstlenebilirler. Musul ve Kerkük bölgesinde şu anda yaklaşık 2,5 milyon Irak Türkmeni yaşıyor. Kerkük sokaklarında konuştuğumuz Türkmenlerin Türkiye'den beklentileri ise ambargonun kaldırılması için yardım. Hepsi de Irak vatandaşlığını benimsemişler. Tek istekleri daha iyi şartlarda insanca yaşamak. Biz Allah'tan dua ederek Türkiye'nin ne kadar elinden gelirse bizimki Irak'ta Türk milleti soktu ve müsaade yapsın, bu hasarı kaldırsın üzerimizde. Irak Türkmenlerinin Türkiye'den istedikleri tek şey vardır. O da Türkiye'nin Irak Türklerine sahip çıkmasıdır. Irak yöneticileriyle konuşulduğu zaman Türkmen meselesi gündeme getirilsin ve haksızlığa uğradıkları zaman Türkiye buna sahip çıksın. Aksi takdirde Kerkük'ün veya Musul'un Türkiye ilhakı bugün söz konusu olmadığını biliyorlar. Hatta idraki içerisindedirler. Allah hıyar. Şil hıyar mı? Hıyar, hıyar. Bugün Irak Türkmenlerinin bir günlük gazetesi ve bir de haftalık dergileri var. Ayrıca Irak televizyonunda bölgesel yayınlara da sahipler. Kerkük'te konuştuğumuz herkes bizim Türk olduğumuzu öğrenince büyük ilgi gösterdi. Türkiye buradaki Türkmenler için adeta ata vatanı. Oradan gelen kim ya da ne olursa olsun ilgiyle ve imrenerek karşılıyorlar. Severiz biz vatanı, hem ana hem atanı. Severiz biz vatanı, hem ana hem atanı. Ölürsek terk etmeriz, ölürsek terk etmeriz. Bir toprakta yatanı, Kerkükliyiz, 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 Kerkükliyiz. Bu insanların tek isteği bir an önce Irak ve Türkiye ilişkilerinin düzelmesi ve böylece daha sık Türkiye'ye gidip gelebilmeleri. Tabii bütün bunların bir ucu Ankara'ya bağlıysa diğer ucu da Bağdat'ta. Irak yönetimi yani Saddam Hüseyin'in Türkiye ile ilişkilerde nasıl bir tavır alacağı buraların ve Türkmenlerin durumu açısından çok önemli. Terk etmeriz bu dili, Irak Türk'ü Türkmanı. İşte biz de Musul, Kerkük ve Türkmenler konusunda Bağdat hükümetinin tutumunu öğrenebilmek için Irak Enformasyon Bakanı Hamid Hammadi'nin makamına geldik. Hammadi, Saddam'ın sağ kolu olarak biliniyor ve bu yüzden adeta hükümet sözcüsü gibi. Yani Irak hükümetinin hemen hemen her konudaki tutumunu anlatabilecek en yetkili isim. Tabii buraya kadar gelmişken kendisiyle sadece Türkmenleri, Musul, Kerkük'ü değil, Türk ordusunun Kuzey Irak'taki harekatını ve buradaki son gelişmeleri de konuşacağız. Ama önce Türkmenler. Sir, thank you very much for accepting us. Bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkürler. İlk sorumuz Türkmenlerle ilgili. Bu konudaki tutumunuz nedir? Çünkü bazı haklardan yeterince yararlanamadıklarını söylüyorlar. Onlar Irak Türkmenleridir. Yani Irak vatandaşı olan ama Türkmence konuşan vatandaşlarımızdır. Durumları da gayet iyidir. Örneğin burada Enformasyon Bakanlığı'nda bir Türkmen Kültürü Dairesi vardır ve bunun başındaki de bir Türkmendir. Bu vatandaşlarımız için bir televizyon yayını yapılmakta ve bir de dergi çıkarılmaktadır. Ayrıca üst düzey memuriyetlerde bulunan Türkmenler de vardır. Rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Irak Türkmenleri ve Musul Kerkük'le ilgili bazı politikaları vardı. Buralarda daha aktif olmayı öngörüyordu. Siz Özal'ın bu politikalarını nasıl karşılıyorsunuz? Well, it was a gamble.
Bir kere bizim Irak Türkmenleriyle bir sorunumuz yok. Irak toplumunun bu yönünü ön plana çıkarmak, bunu bir sorun olarak görmek demektir. Özal'ın ki bir kumardı. Sanırım bunu kendisi de daha sonra dile getirdi. Bir koyup dört almaya çalıştı ama her şeyini kaybetti. Bu kumarın bir parçasıydı. Onun için üzgünüm. Allah günahlarını affetsin. Bir başka önemli konu daha var. Türkiye'nin Kuzey Irak Harekatı. Bu konudaki tutumunuz nedir? Her şeyden önce Türkiye'nin burada neler olduğunu iyi teşhis etmesi lazım. Bütün bu olanların asıl nedeni Amerikan hükümetinin Saddam'ı devirmek istemesidir. 1990'dan önce Kuzey Irak'ta Türkiye için hiçbir problem yoktu. Güvenlik konusunda işbirliğimiz vardı. O zaman ne Barzani, ne Talabani, ne de PKK vardı. Haksız mıyım? Ayrıca savaş Irak'ın güneyinde oldu, kuzeyde değil. Sonra Amerikalılar Saddam'ı yıkmak için kuzeyde Kürtleri kışkırttılar. Amaçları bizi Kürtlerle savaştırmaktı. Biz askerlerimizi çekince bu planları bozuldu. Daha sonra biz Barzani ve Talabani ile bir anlaşma yapmak üzereyken Amerika onları tehdit edip bizimle anlaşmalarını engelledi. Türk hükümeti bütün bunları gayet iyi biliyor. Yani biz gül gibi geçinip gidiyorduk, her şey Amerikalılar yüzünden oldu diyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle. Zaten gerçekler ortada. Şimdiki duruma bakın. Kuzey Irak'ta hiçbir otorite yok. Buradaki Kürtler birbirleriyle savaşıyorlar. İran'da burada İslami Kürt Partisi'ni kurdu. Suriye'de zaten öteden beri PKK'yı kullanıyor. Şimdi bakın neler oluyor. Bir kere buradaki o meşhur güvenlik bölgesi herkes için son derece güvensiz hale geldi. Türk hükümeti Türkiye Kürtlerini avlıyor. İranlılar İran Kürtlerinin peşinde. Irak Kürtleri de birbirlerini öldürüyorlar. Bundan daha fazla bir anarşi sağlayamazsınız. Bundan daha büyük bir çıkmaz yaratamazsınız. Bu bölgedeki Amerikan politikası ancak bu kadar başarısız olabilir. Ancak bu kadar iflas edebilir. Peki sizce çekiç güç bütün bu kaosu önleyemedi mi? Bütün bunlardan Türkiye hiçbir şey kazanmadı mı diyorsunuz yani? Buradaki çekiç güç hiçbir işe yaramıyor. Bütün bu kaosu önleyemiyor. Üstelik bu durum Türkiye'nin milli güvenliğini de tehdit ediyor. Sizde 15 milyon Kürt yaşıyor. Bizdekilerin sayısı sadece 3 milyon. Yani sizin probleminiz daha büyük. Ayrıca bir gerçek daha var. Siz ta başından beri Amerikalıların her dediğini yapacağız diye çok büyük ekonomik ödünler veriyorsunuz. Bugüne kadarki kaybınız tam 27 milyar dolar. Bu rakamı Başbakanınız Tansu Çiller veriyor, ben değil. Şimdi de bütün bunlardan sonra bu politika yüzünden bir de milli güvenliğinizi tehlikeye atıyorsunuz. Tamam, siz Amerika Birleşik Devletleri ile dostsunuz, bunu anlıyoruz. Ama Amerika'nın buradaki başarısızlığının faturasını neden siz ödüyorsunuz? Eğer Amerika sizin gerçek dostunuzsa, o zaman sizin milli güvenliğinize ve ekonomik çıkarlarınıza saygı gösterir. Oysa siz sürekli kaybediyorsunuz. Bir ülke için en önemli olan iki şey şu anda sizin için tehlikede ve siz hala bunun farkında değilsiniz. Bu söyleşinin yayınlandığı gün Başbakan Tansu Çiller de Amerika gezisinde ilk gününü geçirmiş olacak ve daha sonra Başkan Clinton'la buluşacak. Şimdi Türk hükümetine bu buluşmadan önce buradan nasıl bir mesaj göndermek istersiniz? Sizin Amerika'ya bence şunu söylemeniz gerekir. Siz bizim dostumuzsunuz ama bu politikalarınız bizim canımızı acıtıyor. Lütfen bunu anlayın ve bu başarısız politikanızda ısrar etmeyin. 5 yıldır bunda ısrar ediyorsunuz ve 5 yıldır hep biz kaybediyoruz. 1990'dan önce burada hiçbir sıkıntımız yoktu. Ekonomimiz gayet iyiydi. Ayrıca burada hiçbir güvenlik sorunumuz da yoktu. Şimdi, eğer bizim dostumuzsanız, lütfen bizi rahat bırakın da biz bu sorunları Irak'la aramızda çözelim. Göreceksiniz, böylece her şey daha iyi olacak. İşte hükümet başkanınız Amerikan yönetimine bunları söylemeli. Umarım başbakanınız da bu programı izler. Allah onun yardımcısı olsun. Fakat Türk hükümeti zaten bir süredir bunları söylüyor. Amerikalılar bütün bunları dinliyor mu sizce?
Amerika şu anda Kuzey Irak'ta ne yapmak istediğini şaşırmış durumda. Amerikalılara şunu sormak gerekiyor. Siz Kuzey Irak'tan ne çekilebiliyorsunuz ne de kalabiliyorsunuz. Burada bir Kürt devleti de kurduramıyorsunuz. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Sizin hatanız yüzünden Kuzey Irak'tan problemler eksik olmuyor, sürekli kan akıyor. Bırakın artık bu yanlış politikayı. Bağdat'a bomba yağdırdınız. Kuzey'de sorun çıkardınız. Irak'ı 3 parçaya böldünüz ama hala Saddam Hüseyin'i düşüremediniz. Düşüremiyorsunuz ve düşüremeyeceksiniz. O halde bunda daha fazla ısrar etmeyin. Peki ama Amerikalılar da herhalde bu durumun farkındalar. Neden hala bu tavırlarını ısrar ediyorlar o zaman? Bunun için Amerikan sistemini iyi anlamamız lazım. Amerikan başkanı şu anda İsrail yanlısı kişilerle çevrilmiş durumdadır. Başkanın baş danışmanı Anthony Lake Yahudidir. Diğer danışmanı da İsrail'e büyükelçi olarak atandı. O yüzden Amerika Orta Doğu'ya İsrail gözlükleriyle bakıyor. Kendi gözleriyle bakabilse bütün bunların farkına varacak. Üstelik bu Yahudi lobisi başarısız oldukça iyice çileden çıkıp saldırganlaşıyor. Ama Amerika'nın ve Batılıların Kuzey Irak'la ilgili politikasında herhangi bir değişiklik görünmüyor. Böyle giderse sizce Kuzey Irak'ta neler olabilir? Nasıl bir sistem kurulabilir burada? Böyle giderse Kuzey Irak ikinci bir Yugoslavya olur. Çünkü herkesin çıkarları burada çatışıyor. İran, Suriye, Türkiye ve Batılılar, herkes burada etki sahibi olmak istiyor. Böyle bir şey olursa bundan en çok zarar görenlerin başında da Türkiye gelir. İşte Irak hükümetinin Kuzey Irak harekatına ve buradaki son gelişmelere ilişkin tutumu. Tabii bir de Türkiye'nin Kürt liderlere, Kuzey Iraklı Kürt liderlere ve özellikle de Mesut Barzani'ye yaptığı bir işbirliği teklifi var ki bu da çok önemli. Türkiye, Kuzey Irak'tan askerini çekmeden önce bu bölgenin PKK'ya karşı güvenli hale getirilmesini istiyor. Aksi takdirde bu son harekatın hiçbir anlamı kalmayacak. Sınır boyunca güvenlik sağlanamazsa PKK teröristlerinin Türk-Irak sınırından içeri sızmaları önlenemeyecek. İşte Ankara bunu engellemek için Kuzey Irak'ta muhatap alabileceği tek lider konumundaki Mesut Barzani'ye yanaşıyor. Barzani'ye para ve teçhizat verip kendi sınırlarını PKK'ya karşı korumasını istiyor. Mesut Barzani ise bu konuda Ankara'ya henüz bir söz vermekten kaçınıyor. Kısacası ortada çözümü zor bir denklem var. Acaba bu denklemin çözümünde asıl anahtar kimde? Yoksa Bağdat'ta mı? Türkiye'nin Kuzey Iraklı Kürt liderlerle bir anlaşma imzalamak için masaya oturmasını siz Bağdat hükümeti olarak nasıl karşılıyorsunuz? Bence Türkiye'nin Barzani ile yapacağı böyle bir anlaşma başarısız olmaya mahkumdur. Çünkü bir kere Barzani'nin üzerinde hem kendi insanlarından hem de sınır ötesinden çok büyük baskılar var. Barzani'yi Kürd'ü Kürd'e kırdırtmakla suçluyorlar. Üstelik 300 kilometre uzunluğunda dağlık bir sınırı Barzani'yi tek başına koruyamaz. Bu imkansız. Siz 35 bin askerinizle, modern silahlarınızla ve bütün istihbaratınızla bile bu sınırı koruyamıyorsunuz. Barzani'nin bunları koruması imkansız. Başbakan Tansu Çiller'in Amerika ziyaretinde Amerikan yönetimine bir teklifte bulunacağı söyleniyor. Bu da Türkiye'nin çekiç gücü asker vermesiyle ilgili. Bu durumu siz nasıl karşılıyorsunuz? Türkiye'nin Amerika ve İngiltere ile böylesine yeni bir çekiç güç yaratması her şeyden önce Irak'ın egemenliğine yapılmış bir darbedir. Bunu kabul edemeyiz. Ve Türkiye'nin böylesine bir oluşumun içinde olması da hiç hoşumuza gitmez. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu anlamıyor musunuz? Kuzey Irak'ta bir kaos, bir otorite boşluğu var. Bu yüzden Türk ordusunun bu harekatı yapmaktan başka çaresi kalmamıştı. Çünkü Türkiye de burada kendi güvenliğini düşünmek zorunda. Hayır, bence bu davranış hatalı. Bu doğru bir tutum değil. Üstelik ordunuz bu harekatla sadece bizim toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ihlal etmiş olmuyor. Ayrıca çok daha basit bir askeri kuralı da unutuyor. Bugün savunma konularını biraz bilen hangi tarafsız uzmana sorarsanız sorun, size şunu söyleyecektir. Gerillalara karşı böyle savaşamazsınız. Gerillalara karşı Kuzey Irak'ta düzenli orduyla baş edemezsiniz. 35 bin değil, isterseniz 100 bin asker gönderin, gene de PKK gerillaları silahlarını saklayıp halkın arasına karışırlar ve izlerini kaybettirirler.
Bunda ısrar ederseniz de giderek bir tuzağın içine düşersiniz ve burada kısılır kalırsınız. Bakın, bizim Kuzey Irak'ta bu konuda çok uzun tecrübelerimiz var. Buraları bizden iyi bilemezsiniz. Biz burada bazen ordumuzla bazen de Kürt gerillaları kullanarak bize karşı ayaklanan Kürtleri sindirdik. Aynı zamanda bu şekilde devam ederseniz içerideki Kürt sorununuzun yanına bir de Kuzey Irak'taki Kürt sorununu eklersiniz. Aslında bunu sizin askeri uzmanlarınız da gayet iyi biliyor. Ama şu anda başka çareleri yok. Halbuki bütün bunlardan kurtulmanın anahtarı bizde. Amerikalılar aradan çıksa, biz gene eskisi gibi sizin kuvvetlerinizle işbirliği içinde buradaki kaosu önleriz. Ayrıca Kuzey Irak Kürtleriyle de masaya oturup onlarla da anlaşırız. Biz buna hazırız. Biz bütün bunları çok önceden yaşadık. Tecrübelerimize kulak verin. İşte gördünüz, Saddam yönetiminin bu konudaki tutumu oldukça net. Türkiye'nin Kuzey Irak harekatından son derece rahatsız durumdalar. Üstüne üstlük Ankara'nın Barzani'ye bir anlaşma teklif etmesi buradakileri iyice çileden çıkartıyor. Durum böyle olunca Ankara-Bağdat ilişkileri daha bir süre daha karşılıklı belirsizlik içinde geçecekmiş gibi görünüyor. Ta ki taraflardan biri cesaretli bir adım atıp bütün bu denklemi değiştirene kadar. Şimdi ayrılmayın, kısa bir aradan sonra pusulamız dönmeye devam edecek. İşte izlediniz. Sizin için Musul, Kerkük ve Bağdat'ı dolaştık. Buralarda halkla ve yetkililerle görüştük. Bir dönem Türkiye'yi yönetenlerin Musul ve Kerkük'e nasıl baktıklarını araştırdık. Bağdat'ta Irak Enformasyon Bakanı Hamid Hammadi'den Saddam hükümetinin bu konudaki tutumunu dinledik. Ve işte bütün bunlardan ortaya şu sonuçları çıkardık. Birincisi, Irak Türklerini yani Türkmenleri iki ülke arasındaki ilişkilerde bir koz ya da oynanacak bir kart olarak değil, aksine bir denge unsuru olarak görmek gerekiyor. Böylece Irak Türkmenleri sayesinde Ankara ve Bağdat ilişkileri yine eskisi gibi iyi düzeye getirilebilir. Dolayısıyla Türkmenler Irak ve Türkiye'yi karşı karşıya getiren bir problem değil, iki ülkeyi birbirine bağlayan önemli bir köprü olabilir. İkincisi, ne olursa olsun bugün Türkiye için Irak'la ticaret yapmanın ne kadar gerekli olduğu ortaya çıkıyor. Bu konuda iki ülkenin de birbirlerine ihtiyacı var. Ankara ve Bağdat arasında hala çok cılız bir şekilde süren mazot yolu ticareti bunun en açık örneği. Böylesine sınırlı bir ticaret bile Güneydoğu Anadolu için hayati önem taşıyor. Bölgede halkın teröristlere verdiği desteği önlüyor ve tüm sınırın canlanmasına neden oluyor. Üçüncüsü, kim ne derse desin, Türkiye'de belli çevrelerde ve kafalarda dolaşan Musul-Kerkük hayallerini de bir tarafa bırakmak gerekiyor. Türkiye bir zamanlar Osmanlı toprağı olan bu yerlere artık sadece ve sadece güçlü kültürü, ekonomisi ve hoşgörüsüyle girebilir. Ancak bu şekilde bu bölgenin her iki ülkeye de yararlı olmasını sağlayabilir. Yoksa Orta Doğu gibi kumarın hiçbir kural tanımadığı bir bölgede bir koyup üç almak hayalleri Türkiye'yi yeni ve tehlikeli maceralara sürükleyebilir. Ne garip. Bugün hala Körfez Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan yeni dengelerle, daha doğrusu dengesizliklerle uğraşıyoruz. Kuzey Irak'ta bugün yaşadıklarımız bütün bunların en güzel örneği. Körfez Savaşı sırasında Türkiye'nin aldığı bütün kararların altında Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın imzası vardı. Ne kadar eleştirirsek eleştirelim, beğenelim ya da beğenmeyelim. Bir dönem Türkiye'de başbakanlık, hatta cumhurbaşkanlığı yapmış olan Turgut Özal'ı ölümünün ikinci yıl dönümü olan bugün anmadan edemedik. Kerkük'ten iyi geceler. Münakaşa ortamını, tartışma ortamını herkesin kabul etmesi lazım. Ön yargılı katiyen olmamak lazım.
Eleştirileriniz ve katkılarınız için adresimiz Pusula Programı Doğan Medya Center, Bağcılar İstanbul. Telefonumuz 0212 505 65 90.